Hani o gün hastanede bize tünini soran adam vardı ya. Ha, getirilirken gören adam. Ben onu bugün bizim iş yerinde gördüm. Aa, ne alaka? Vallahi tünle beraber geldiler. Sayarlar'da çalışıyormuş adam. Niye tünini tanımamazlıktan geldi o zaman? İşte hiç anlamadım ki. Allah Allah. Ben anladım. Ne? Çalıştır saksıyı. Ay yok canım. Ay yok, hiç sanmıyorum. Ha canım, aman yok, sanmıyorum ya. Bak canım, anlatayım sana. Hiç öyle sandığın gibi muhteşem bir evlilikleri yok onların. Hatta evlenirken öyle çok büyük aşkla da evlenmediler, ben biliyorum. Gerçekten mi? Evet. Cihan İstanbul'a geldikten sonra biz görüşmeye başladık. 2 ay sonra falan da Tülin'le tanıştı. Tabii ikisi de ünlü. Cihan'ın boy boy fotoğrafları çıkıyor spor sayfalarında. Tülin de sen defileden defileye koşuyor. Türkiye güzeli seçilmiş. Çok hızlı gelişti her şey. Zaten birkaç ay sonra da Tülin hamile kaldı. O zaman Zeynep'le Melis'in arasında çok az var. Tabii canım. 6-7 ay falan. Tabii çocuk da hızlandırdı süreci. Şaşalı hayata dağıldılar. Hep öyle gidecek zannettiler. Ta ki Cihan sakatlanıncaya kadar. Ama hala birlikteler, yani evliler. Ah be arkadaşım. Keşke her şey dışarıdan göründüğü gibi olabilse. Ama olmuyor işte. Yani o kadarını bilemem. Demet, ben bunları niye anlatıyorum? Kararını değiştirme diye. Lütfen Cihan'la konuş. Öyle çok mutlu, çok huzurlu bir evliliğe gölge falan düşürmüyorsun. Bunu bil. Uf, yine burada mı bu ya hala? Ya bırakayım mı? Yok, biz beraber yürüyeceğiz canım. Beraber yürüyeceğiz dedim ama. Merak etme, bu saatte yalnız bırakmam herhalde seni. Keşke geç bırakmasam. Efendim? Geç, ben teşekkür ederim. Bırakmayayım mı sizi yavrular? Manyak bu ya, vallahi manyak yani. İyi peki, size iyi yürüyüşler. Zeynep, bak eğer Kerem'in gelmesine kırıldıysan, kızdıysan cidden hiç haberim yoktu. Yok, biliyorum canım, farkındayım tabii ki. Doğum günüme gelsen desem. Yok ya, yalan o iş, olmaz. Lütfen. Ya ben senin doğum gününe gelmeyi çok isterim, inan. Yani gerçekten çok isterim. Ama sonuçta orası Keremlerin evi. Yani şimdi bir sürü tantana, bilemiyorum ki. Lütfen bir düşün. Ona göre haber verirsin, tamam? Tamam, düşüneceğim. Gitti. Hoş geldin Zeynep'ciğim. Hoş bulduk. Neredeydin sen yine bu saate kadar? Yavaş. Hoşlardaydım anne. Bugün ne oldu biliyor musunuz? Marmara koşusuna katılıyorum. Aa! İyi, ne güzel, aferin. Kaç var dans kaldı? 2. Bir şey var. 13. Ne var yine Zeynep'ciğim? Ne var? Şimdi bu koşu şehir dışında. O yüzden böyle bir güncük orada kalmam gerek. Cihan Hoca'yla. Olmaz. Olur ya, lütfen. Olmaz Zeynep. Dur hemen, olmaz değil mi? Bir dinle kızı. Sen de gelsen. Ya hayatta olmaz, hayır. Sen gelmezsen ben de gitmiyorum o zaman. Gitme. Bana ne? Kim alacak madalyaları? Bana ne? Kim alırsa alsın. Gitme deme. Kırma şu kızı. Anne lütfen, ne olursun ya, ne olursun. İyi, tamam. Yaşasın.
Bir şey daha var. Ne? Cumartesi Barış'ın doğum günü. İyi. Gecesi. Kim götürecek? Kim getirecek? Nasıl geleceksin? Ben bunları bir yazı dizisi haline getirip o zaman sana sunacağım. Zeynep. Hadi. Hadi annem odana. Hadi. Hadi. Öpüyorum sana. İyi geceler. İyi geceler. Tam bir kez ben Paris'te oldum ya. Elbiseniz ütülendi hanımefendi. Sağ ol. Ne oldu? Ne bu surat? Ya şu saçımın haline bak ya. Topluyorum olmuyor, açıyorum olmuyor. İğrenç görünüyorum. Ne yapacağım ben bunları? Sen eskiden pek takılmazdın böyle şeylere. O göl yazı elması kendi canım. O ne demek kız? Göl yazı elması. Hiç anlatıp sinirimi bozamayacağım şimdi. Anne bak, burası farklı bir yer, tamam mı? Şimdi akşam gelecek kızlar partiye. Böyle süslü püslü, hepsi çok güzel olmuş. Benim de öyle görünmem gerekiyor. Ha. Sen özel biri için falan hazırlanmıyorsun yani böyle. Ay ben bir kere o Kerem için hayatta böyle bir şey yapmam, tamam mı? Ben Kerem demedim ama neyse. Ben de demedim Kerem. Ya sen bana laf yetiştireceksin, şu saçıma bir el at ne olur hadi ya. Tamam hadi git. Maşayı getir, fırçayı getir. Hadi, hadi. Kurtma makinesini de getir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.